defa kurbanların gözünden onların fotoğrafları, anıları da verilerek çok geniş bir şekilde dersin kaynağını tartışılır. Biz mesela 1987-88'de üniversiteye giriyorduk ve Noktan'ın yaptığı o yaz dizisi bizi müthiş etkilenmişti. Yani bizim kuşak ilk defa katliamın o boyutuyla yazılı basında. Bunu duyuyorduk, yaşıyorduk, eskiler anlatıyordu ama bunu dergide, gazetede görmeniz çok başka bir şey. Karşı karşıya geldik. 98, yani dersin katliamının 60. mı? 60 demin 40 dedim, özür dilerim. 87 50. yıl oluyor. 97-98 yılı kanunca en önemli kazanım olarak dersin meselesine internetin katılmış olmasıdır. Çünkü ilk kez herkes kendi yakında bulunan katliam mağdurlarını, yaralarını da çekmek suretiyle interneti yüklemeye, iyi kötü çevresine yaymaya başlar. Ve internetin Türkiye'de iyi kötü kullanmaya başlanmasıyla bu tarihte olan olaylar da internet üzerinden yavaş yavaş kamuoyunun en azından evlerine bilgisayar ve internet girenler bakımından görüş alanlarına gelir. 2007-2008 yılının bence yani 70. Dersin Katliamı'nın 70. yıllarının en önemli ürünü ve ifadesi kanunca Şerafettin Ali'sin parlamentoya gelmesidir. Şerafettin Ali hem bir Dersim aydınıdır hem de bağımsız milletvekili olarak girdiği parlamentoda ilk defa Dersim'le ilgili kanun teklifi verir. Altı adımlar çok etkili olur. Kamer Genç Dersim'in çok eski bir milletvekili ve emekler olarak hemen Şerafettin Ali'sten sonra ona benzer kanun teklifleri verir. Her iki milletvekili 2007 ile 2011 arası bu konuda epey çaba harcarlar. Şerafettin Ali'sin teklifi Dersim adının iadesidir. Buna Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin Dersim diye bir yer yok. Bu bölücü niyet taşıyorlar. Şerafettin Ali'sin Meclis Başkanı'nın cahil olmakla suçlar. Çünkü tarih boyunca Dersim diye bir yerin var olduğunu, TRT'nin repertuarında bile sayısız Dersim adının bulunduğunu söyler. Kamer Genç ise verdiği yasa teklifiyle özür ve tazmin ister Dersim katliamından dolayı. 2017'de ise yani bu arada şöyle bir şey olur, onu da söylemek lazım. Şerafettin Ali'nin teklifi sırasında Onur Öğmen çok kötü bir konuşma yapar. Dersim katliamının desteklediğini dinlerinden sözler söyler. O kötü konuşma bile bence Dersim tarihine, Dersim katliamıyla yüzleşme mücadelelerine bir destek sunar. Çünkü çok yoğun tepki olur. Onur Öğmen sözlerini düzeltmek zorunda kalır. Bu arada Kılıçdaroğlu'nun tavrı veya tepkisini geliştirilir veya desteklenir. Bu aleyhde Dersim tartışmaları, aleyhde edilen sözler de Dersim katliamının tartışılmasına katkı sunar. Böyle garip bir şeydir tarih. Kötü bir şey söylediğinizde de aslında ona katkı yaparsınız. Onur Öğmen bilmeden böyle bir yolu da açmış olur. 2017 gelmeden hemen benim de içinde bulunduğum dönem, yani 2014-2015 arası benim hazırladığım ve verdiğim Seyit Rızali arkadaşlarına itibarlanan iadesi teklifi ne yazık ki CHP'nin bilgili kurumlarına takılır ve meclis gündemine bile gelemez. Akif Hamza Çevre, şu anki meclis başkanı, o teklifle ilgili çok ağır bir konuşma yapar. Ve o konuşmadan dolayı aslında özel olarak arkadaşlarına düzelteceğine dair samimi beyanda bulunduğu halde herhangi bir düzeltici girişime 2017'ye kadar rastlamıyoruz. Bu arada tartışma o kadar prestijlidir ki mesela Balıkendi, HDP Bingöl Milletvekili kanun teklifi verir 2013 yılında. Hatta AKP'nin son derece kötü bir figürü olan Mehmet Metiner bile Tunceli ismi Dersim olsun diye bir kanun teklifi aldık aslında ama bu hiç meclis gündemine gelmez. 1937'den 2017'ye yani 80 yılda çok kabaca ona yıllar içinde olan gelişmeler, en dikkat çekici şeyler bu. Ama son 10 yılda belgeselcilerin, sinemacıların özel bir katkısı var. Ben biraz son 30 yılı parlamentodaki tartışmalar üzerinden anlattım ama Kazım Günluğan'ın, Nezahat Günluğan'ın, diğer yerel tarihçilerin, arşivcilerin hazırladığı çok sayıda belgesel Dersim meselesinin tanınmasına, uluslararası alana sıçramasına katkıda bulunur. Sadece bir tutam saç Dersim kızlarının hikayesinde çok büyük etkiler yaratır ve pek çok dilde uluslararası alanda da gösterir. Kabaca 1937'den 2017'ye 80 yılın özeti bu. Şu an Türkiye'de Dersim'le ilgili iyi kötü bir duyarlılık ve vicdanı bir kanaat oluşmuşsa bütün bu başta sürgünde değişiklik köyüne dönmek isteyenlerden başlamak üzere işte son yıllarda kanun teklifi verip belgesel hazırlayan, festivallerde emniyet hazırlayan
Ali Kılıç'ın da, orada bunu da almak istiyorum. Bu salonda Ali Kılıç'ın bile yaptığı belgesellerin dinlediği yaşlı tanıkların Rotary'de yayınladığı hikayelere çok büyük katkısı vardır bu tartışmaya. 80 yılda oluşmuşsa dersime dair bir hassasiyet ve birikim, bu 80 yıl içinde emek veren bütün arkadaşlar katkılarıyla oluşmuştur. Katkısı olan, yine bu salonda olan Nurettin Aslan'ı da saygıyla sayarım. Onun da Dersim'in Delileri diye iki ciltli bir eseri vardır ve Dersim'in Delileri bile bir edebiyat ürünü olarak aslında Dersim katliamını anlatır. Dersim'le ilgili aslında kim ne yazmışsa çok ilginç. Katliam bu yazıların, edebi ürünlerin merkezinden gelir ve geçer. Tabii bu Avrupa Dersim Federasyonu, Avrupa'daki arkadaşların katkılarını da özel bir saygıyla Avrupa'da bulunduğum için almak isterim. Çok teşekkürler şu anda böyle bir özet yapmamızda. Dinlediğiniz için sağ olun.